Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe rövanşı aldı diyebiliriz herhalde. Evet yani buna her ne kadar e, teknik adam George Jesus bir rövanş değil. Bu duyguyla bakmıyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Maç sonunda açıklamalarında da güçlü bir takım. E, onlar kadar iyi oynadık diyerek hani da hakkında verse de e, tabi değerlendirme açısından. Ama rövanşlık rövanş futbolda kötü de bir değil. E, değerlendirme değil aslında. Tabii. Ama dediğin gibi bence de bir rövanştı. Ee, çok net bir şekilde buna e, iyi hazırlanmak istediği belliydi teknik ekibin. Yani verdiği mesajlardan. iyi de hazırlandıklarını gösterdi. Zaten hani e, üçüncü maç iki takımın arasında e, iki teknik adamın gerçekten böyle çok denk iki teknik adamın ve birbirini çok iyi tanıyan iki kişinin güreşine benzedi. Sevgili Mustafa aslında hepimizde bir Dinamo Kiev uzmanı olmaya başladık. Geçtiğimiz Temmuz ayından beri Fenerbahçe ile oynadı. Sonra birkaç ay önce biliyorsun o dostluk maçları vardı Galatasaray'la ile Fenerbahçe ile işte buradaki eşleşmeler Dinamo Kiev hakkında Türk futbol severlerin çok ciddi fikri var. Tabii yani orada son eşleşmede şey denedi, hani hiç resmi maç yapmayan hazır 50 hazırlık maçıyla oynayan bir takımı nasıl elenirsiniz diyerek küçümsenen yani hem Kiev'in küçümsenen hem de Fenerbahçe'nin oyunu küçümsenen bir değerlendirme yapıldı ama e, Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı e, parlak başlangıç Leipzig deplasmada teknik direktör yöndertti yani bir taraftan e, ortaya koyduğu oyun e, aslında o değerlendirmelerinde ne kadar e, havada olduğunu günlük olduğunu bir şekilde gösterdi. Çünkü şunu unutmamak lazım. Bunlar toplama takımlar değil tabiri şey. caizse. Planı programı olan belli oyuncular ayrılsa da o sistemi sahaya yansıtan, bunu maça gittiğinizde de çok net görüyorsunuz. Yani gücü azalmış da olsa, maç ritmi azalmış da olsa o oyun planı kolay kolay bozulmuyor bir defa. Tabii, hatta şöyle söyleyelim. Elbette kafalarının çok rahat olmadığı bir oyuncu topluluğu var burada. Ama bunu maksimum e, olumlu havaya çevirme ihtiyaç e, şeyi de var. E, refleksi de var. O Nereden olumsuzlukları var? bir motivasyon kaynağı evet. olarak kullanabiliyorlar. Tabii. O yüzden Fenerbahçe ilk Kiev eşleşmelerinde herkes eleştirdiği dönemin içerisinde maç yazısında gelişen bir takım görüntüsü verdi demiştim. Geçen bir aylık bir sürenin sonrasında tekrar eşleştiklerinde rakibine oyunu kapatması verdiği şanslar yani hücum şansı veya vermediği hücum şansları kendi oyun anlayışı konusunda geliştiğini gösterdi. Fenerbahçe hala istenen olgunluk seviyesine gelmiş bir takım değil ama gelişmekte olan takım olduğunu her iki Kiev eşleşmesinde de çok net bir şekilde gösterdi. İyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe kasa doldurdu. Fenerbahçe bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlamıştı. Buradan elenince Avrupa Ligi'ne geçti. Üçüncü öneleme turunda Koyu, playoff'ta ise Avusturya'yı yere eleyen Fenerbahçe gruplara kalmayı başarmıştı. Sarılacı Vertler B grubundaki ilk karşılaşmada da Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe şu ana kadar oynadığı Avrupa Kupası maçlarının ardından kasasına tam 7 milyon 160 bin euro koydu. Yani Türk lirası olarak 131 milyon 280 bin TL koymuş oldu. Gruplarda galibiyet başına 630 bin euro, beraberliğe ise 210 bin euro veriliyor. Grup lideri 1.6 milyon euro, ikincisi ise 1 milyon euro ödül alacak. Fenerbahçe'de George Jesus'un 5 harikası. Fenerbahçe'nin başında çıktığı 12 resmi maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve tek yenilgi alan George Jesus kısa süre adından söz ettirdi. Lig ve Avrupa'da iddialı yürüyüşünü sürdüren Portekizli çalıştırıcı Özellikle taktiksel hamleleriyle konuşuluyor. Hücum futbolunu Fenerbahçe'ye adapte etmek için uğraşan Jorge Jesus, taktiksel anlamda inceleyip sık dokuyor. Duran toplardan, taç atışlarına, offside taktiğinden taktik faullere, set oyunundan hızlı oyuna kadar Jorge Jesus'un masasında birçok oyun planı var. Dinamo Kiev maçı sonrası basın toplantısında da bu konuya vurgu yapan tecrübeli teknik direktörün 5 ayrı başlıklı planı ise şöyle: Birincisi duran toplar, korner, serbest vuruş ve kaleye yakın frikikler Jorge Jesus'un futbolunda en sevdiği organizasyonlardan. Portekizli hocanın her biri için ayrı plan ve planları var. Her futbolcunun hangi atışı, nereden ve nasıl kullanacağı belli. İkincisi taç atışı. Jorge Jesus kariyeri boyunca rakip yarı sahadaki taç atışlarını en az duran top kadar etkili gördü. 2008'de çalıştığı Braga'da bile Taç atışlarının önemine değinen Jesus, Fenerbahçe'de Ferdi, Alioski, Osayi gibi kenar oyuncularına taç atışı çalıştırıyor. Maç günleri de bu pratikler yapılıyor. Dinamo Kiev'e karşı atılan ikinci golde taç atışındaki başarı herkesi memnun etti. Üçüncüsü offside taktiği. Özellikle 4-2 kazanılan Adana Demirspor maçı ile beraber George Jesus offside taktiklerinin üzerinde durdu. Bunda da başarı sağlandı. Sadece 5 kez hücum yapan Dinamo Kiev bile 2 kez offside'a düştü. Adana Demirspor 6 kez, Avusturya 6 kez, Konyaspor 8 kez, Kayserispor da 8 kez offside'a düştü. Dördüncüsü taktik faaller. Jokesus her gittiği takımda faullerin önemine vurgu yapıyor. Taktik faullerin tıpkı basketboldaki gibi rakip hücumu kesmede önemli olduğunu düşünüyor. Beşincisi ise hızlı futbolcu. Esas madde hızlı futbol, hızlı pres ve hızlı pas. George Jesus takımının 5-7 saniye içinde topu kapması, hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmesi ve 2-3 saniyede topun ayaktan çıkmasını istiyor. Fenerbahçe'de George Jesus'un ekibinden Rennes'e yakın takip. Fenerbahçe önceki akşam Dinamo Kiev'i arılarken grubun diğer maçında ise Rennes, Ayakallar Naka deplasmanına çıktı. Fransız ekibi bu karşılaşmayı 2-1 kazandı. George Gasol'un bir yardımcısının rakipleri analiz etmek için bu karşılaşmayı statta izlediği öğrenildi. Portekiz Hoca'nın ekibi özellikle önümüzdeki hafta Perşembe günü oynayacakları Rennes hakkında detaylı bir analiz hazırlıyor. George Jesus Fransa'da oynayacakları karşılaşmanın gruptaki liderlik mücadelesi açısından kritik önemde olduğunu düşünüyor. Rennes maçı öncesi bu hafta ligde bay geçirecek olması avantaj sağlayabilir. Kanarya 22 milyon euro eğrinin tersiyle etti. Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe Avrupa'da ve ligde sınavını sürdürüyor. Öte yandan transferin son haftasında Fenerbahçe'nin üç önemli kozu Atilla Zalai, Enar Valencia ve Miguel Crespo için ciddi tekliflerle kulübün kapısının çalındığı öğrenildi. Genel haberlere göre İspanya, İngiltere ve İtalya'dan gelen tekliflerin toplamını 22 milyon euroyu bulduğu kaydedildi. Gelen tekliflerden sonra Fenerbahçeli kurmaylar teknik direktör George Jesus ile bir toplantı gerçekleştirerek oyuncuların transferlerine onayının olup olmadığını soruldu. Portekizli teknik adam, üçü de bu takıma lazım, benim için önemli oyuncular. Üçünün aynı anda ayrılması takımın kimyası için iyi olmaz ama ben hepsinin kalmasını isterim cevabını verdi. George Jesus'un verdiği bu cevap sonrasında Fenerbahçe yönetimi, Zalai, Crespo ve Valencia için gelen tekliflerin kabul edilmediğini teklif yapan kulüplere iletti. Fenerbahçe yönetiminin Avrupa ve Lig'de gelecek başarılı sonuçların ardından özellikle Macar stoper Zalai ve Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo için çok daha iyi tekliflerin gelebileceğini de hesaba kattığı ifade ediliyor. Öte yandan Valencia'nın güncel piyasa değeri 2.4, Attila Zalai'nin 12, Miguel Crespo'nun ise 8 milyon euro.